İlk adım belediye meclisinde iki gayrimenkulün satışı gündeme geldi. Eski başkan Necattin Demirtaş döneminden kalma bir borç yüküyle karşı karşıya kalındığını dile getiren İlk Adım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, gelecek ayda yapılacak ödemeler ve borçlar hakkında bilgi vererek şunları söyledi. 98 milyon bir 5 aya yazılmış bir çek. Dolayısıyla yaklaşık 47-48 milyon imar, gazi imar inşaata olan borç hariç yaklaşık 106 milyon TL'de gazi imar inşaata belediyemizin borcu var gazi imara. Bu da önemli. Çünkü gazi imara biz para aktaramayınca, borçlarımızı ödeyemeyince oranın SSK primleri de ödenemiyor. Dolayısıyla yaklaşık 170 milyon TL gecikme zammı hariç SGK borcumuz var. Yani bu gecikme faizi konduğunda yaklaşık 250 belki 300'leri bulacak bir rakama ulaşacak. Eski borç çünkü. İller Bankası'ndan gelen pay bize yetmiyor. Bu ay emlak vergimiz vardı. Kasım ayını kurtar şey Mayıs ayını ödemelerimizi yaptık. Yaklaşık 16-17 milyonluk çek yaptık, ödedik. Yani toplamda 78 milyon Mayıs ayında ödeme yaptık. Sadece 45-50 milyon TL maaş ödüyoruz. Yani İller Bankası'ndan gelen paydan bile yaklaşık 10 milyon TL açığımız var. 76.117.000 TL bugün itibarıyla tahakkuku olmuş çeklerle birlikte ödememiz var. Haziran ayında. Şimdi 40 milyon civarında bilemiyoruz henüz İller Bankası'ndan gelecek payı. Kesintilerden sonra belki 35-40 milyon civarında bir para gelecek. Yaklaşık 16 milyon emlak vergisinden kalan postlarda duran paramız var. Onu yazsak üstüne yani 35-50 diyelim, 50-51. Nereden bakarsanız bir 20 milyona yakın açığımız var. Bir elimizdeki gayrimenkullerden biz iki parça halinde getirdik. Biri imar revizyonu olan onları ayıralım dedik. Bir 5 parsel getirdik. Ama bunları illa satacağız anlamında değil. Yani hangisini kısa sürede, yani bu 30-40 milyon TL'lik bir kaynak elde edebileceğimiz bir satışımız olması halinde inşallah bu süreci dışarıdan alacağımız kaynaklarla atlatırız ve inşallah hedefimiz şu. Yani en geç bir yıl içerisinde belediyenin bütün yükünü ortadan kaldırmak. Bizim hedefimiz bu. Ama şu kısa dönemde bu ödemeleri yapma mecburiyetimiz var. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Bu geçmiş yönetimin bize bıraktığı bir yük.